Birine veya bir şeye yüksek değer vermekten doğan duygu. Sevgi. Hı? Sevgi gibi bir şey. Sevgi. Şu an hiç bıraktım ben şu an. Ama bakın sevmeden de yüksek değer verebilir insan insana. Saygı gibi bir şey mi? Gibi bir şey mi? Öyle saygı. Bizzat kendisi. Buyurun. Yenisi gelsin. Matematik sorusu ilkokul 2. Tamam. Vallahi öyle. Buyurun gelsin. Parmaklarını çıkar. Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı. Payda. Nedir? Payda. Paydadır. Mecazi anlamı devrede. Gerekirse asıl anlamından da bahsederiz. 6 harfli bir cevap arıyoruz. Buyurun bakalım. Mecazi anlamı geliştirilebilir yetenek olan sözcük. Ya da o yeteneğe sahip olan kişi. Kabiliyetli, becerili. Asıl tamam, anlamı. Mecazi. Asıl anlamı da aslına bakarsanız değerli taşlar. Mücevher, cevher. Aramızda ne cevherler var mı? Bravo. Çok ilginç. Mesela bilmiyordum, yeni öğrendim. Aynı zamanda maya demekmiş cevher. Hani aranızda ne cevherler varmış, geliştirilebilir yetenekler varmış anlamı oradan geliyormuş meğerse. Şimdi o malum poker sorusu. Yarısı mastar. Yani Türkçe bir şey soruyorum. Tamam. Flush wild falan gibi bir şey sormuyorum. Bir bakın. Ne acaba ya? Pokerde oyuna devam etmek için rakibin yükselttiği pot kadar ortaya para koymak. Görmek. Nedir? Görmek. Biliyorsunuz. Yenisi geliyor efendim. Buyurun şöyle bir soru çıkıyor karşımıza. Siyasal örgüt fedaisi. Bu ne ya? Batı kökenli bir kelime. Aklıma gelen şeyleri söylemem. Bir harf alın. Harf alayım. Aldık bir harf. Partici mi? Hayır. Aktivist. Hayır canım, ne alaka siyasal örgüt fedaisi. Bir harf alayım ya ben. Bir tane daha. Neden almıyorum hakikaten? M ile başlıyor. Militan. Militan. Mesut puanlıyorum. Böyle bir yabancı kökenli kelime daha var elimde. O da 7 harfli. Buyurun tamam. Şöyle sorulmuş. El çabukluğu, koordinasyon ve... Jonglör. Denge gösterileri yapan kişi. Duyuyor mu bilmiyorum. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Siz böyle zaten ilgilenmediğiniz zaman daha güzel yarışıyorsunuz. Yine Mac ve Mac diye bitiyor. Gayet iyi biliniyor. Buyurun bir bakın. Fiyatlar için birdenbire aniden yükselmek anlamında kullanılır bu sözcük. Başka anlamları da vardır. Bir de bu anlamlarda kullanılır. Ki bu anlamıyla artık daha yaygın kullanılıyor. Harf alayım. Fiyatlar bir anda yükseldi. Fırladı. Fırlamak. Fırlamak. Mutfak yalnız nasıl? İyi, güzel. Yengeç burcuyum. En güzel yaptığınız tatlı hangisi? Tatlı. Evet. Bakayım. Hamur işi. Hamur işi pek yapmıyorum, böyle daha sütlü şeyler. Aa, sütlü tatlılar. Hı-hı. Krem karamel falan. Oo. Güzel oluyor. Zordur yani. Yumurta kokmadan yapanla az rastlanır. Güzel yapıyorum, evet. Ne güzel. Ama ne yazık ki o alıp getirilebilecek bir şey değil. Mesela bunu yaparsanız alıp getirebilirsiniz. Bakayım de. Neymiş. İki kere. Genellikle çikolata sosu bol olan tatlı hamur işi. Spangle gibi bir şey. İki kelime, iki kelime hamur işi. Hamur ve çikolatalı. Çikolata sosu bol. Bu bir hamur işi. Harf alayım ya. Alalım yahu. Demek ki sesli harfle başlıyor. İki kelime, iki kelime. Ne ya? Genellikle çikolata sosu bol olan bir hamur işi. Ben bunu yemediğim bir şey belli ki. Kesinlikle yediğiniz bir şey. Üstü. Mesela domates sosu bol olan, domates sosu bol olan hamburgere ne diyorlardı? Islak kek.